Evet sevgili seyirciler, bugünkü sektör analiz köşemizde boya sektörünü işleyeceğiz. Konuğumuz Jotun Türkiye Murahhas Azası Şükrü Ergün. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk. Jotun boya gördüğüm kadarıyla Norveç kökenli değil mi? Doğru. Norveç kökenli bir boya. Türkiye'nin yıllık 850 bin tonluk kapasitesi ve 2,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle Avrupa'daki 6. Büyük boya üreticisi ülke konumundayız biz Türkiye olarak bugün. Doğru. Doğru mu? Doğru. Rakamlar. Evet. Bu kapasite ihtiyaca cevap verebiliyor mu? Hemen onu sormak istiyorum. İhtiyaç fazlası var aslında Türkiye'de. Var. Çünkü maalesef Türkiye'de kişi başına boya tüketimi istenilen seviyede değil. Türkiye bu konuda oldukça geri Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında. BOSAD, Boya Sanayicileri Derneği olarak da bizim bu konuda bir bilinçlendirme kampanyamız var. Boyanın kişi başına tüketiminin artılması konusunda. Çünkü Türkiye'de boya bir şekilde bir demirbaş olarak görülüyor. Halbuki boya aslında iki tane büyük işlevi var. Bir tanesi koruyucu özelliği ki milli serveti koruyorsunuz sonuç olarak. Bir tanesi de estetik ve dekorasyon amaçlı. İnsanlar bir kere yapıyorlar ve demirbaş olarak evi boyuyorlar. Ondan sonra yıllarca boyayla gidiyor. Dış cephede olsun, iç cephede olsun. Ama bu alışkanlığı kırmayı, biraz daha arttırmayı alıyor. Ama son zamanlarda görüyorum ben genelde yani dış cephe dizaynı konusunda bir ilerleme var Türkiye'de. Yavaş yavaş ama büyük şehirlerde görüyoruz ancak. Büyük şehirler. Tabii maalesef ülke satına yayılmadı ama bu enerji tasarrufu konusunda alınan bazı tedbirlerle bu konuda şeyler regülasyonlar geliyor. Dış cephede bazı regülasyonlar olacak. Esas tabii içeriği yapmak lazım. Baharda ben çocukluğumda bilirdim hep boya yapılırdı. Evet. O zaman kireç boya vardı. Doğru. Badana yapardı büyüklerimiz. Ama şu anda saten boya diyorlar mesela alçı duvar. Hemen yarım saat içerisinde bir oda boyanabiliyor. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani eğer renkten memnun değilseniz. Doğru. Çok da pahalı değil herhalde boyalar. Yok değil. Yani evet. Değil. Norveç kökenli Jotun boyayı biraz tanıyalım istiyorum. Ne zaman kuruldu? Üretimi nerede yapıyor? Kapasitesi ve çalışan sayısı ne kadar? Tabii. Jotun 1920'lerde Norveç'te kurulmuş bir aile şirketi. Hala da bir aile şirketi. Türkiye'ye gelince 1986 yılında benim üniversiteden bir sınıf arkadaşımla Türkiye temsilciliğini almamızla başladı bu serüven. İki kişi başladık 86'da ve deniz sektöründe proforma bazında boya pazarlayarak başladık. Bugün 300 kişi, 150 milyon dolar ciro, iki fabrika, işte Türkiye'de 4 değişik ilde bölge ofisleri, Gebze'de büyük bir deposu olan bir şirket. Satın alma olayını ne zaman yapmıştınız? Satın alma olayını ne zaman yapmıştınız? Satın alma? Yani şey Norveç kökenli kuruluşa. Biz temsilciliği aldık. Temsilciliği. 1986 yılında. 86'da. 86 yılında daha işte 20'li yaşların sonundayken. Çok genç yaşta. Büyük bir tesadüf eseri bir temsilcilik aldık. O temsilcilik bugün dediğim gibi boyutlara geldi. Bu denizcilik alanında galiba daha çok iddialısınız siz şu anda. Şimdi Türkiye'de biz deniz piyasasında ağır sanayide rafineri, köprü, baraj gibi şeylerde dekoratif boyalarda yani inşaat boyalarında ve elektrostatik toz boyalarda faaliyet gösteriyoruz. Bunların hepsini üretip pazarlıyoruz. Deniz boyalarında ve ağır sanayide Türkiye'de pazar lideriyiz. Dekoratif boyalarda ve yani inşaat boyalarında çok özel projelerde ve belli bir market segmenti içinde faaliyet gösteriyoruz. O ayrı bir stratejimiz var orada. Anladım. Çünkü Türkiye'de çok bir tarihi olan gelişmiş bir kapasite var. Oraya yeni bir giren olarak rekabet etmek oldukça zordu. Biz ayrı bir yol seçtik kendimize. Toz boyalarda da ilk üç içinde yer alıyoruz. Evet. Sektördeki pazar payınız nasıl? Hangi sektörde? Boya dört değişik evet. Segment. Dördünü söyleyin isterseniz. Dediğim gibi deniz piyasasında %50 civarında bizi pazar lideri yapıyor. Ağır sanayide %30, o da bizi pazar lideri yapıyor %30'la. İnşaat boyalarında %2 civarında bir pazar payımız var ama bizim hedeflediğimiz segmentte yani özel projelerde, prestijli projelerde hep biz varız. Diğeri de %20 civarında. Toz boyada da %20 civarında ilk üç içindeyiz. Türkiye Jotun'un dünyadaki yeri neresi? Türkiye Jotun'un dünyadaki yeri çok özel. Onu gurur duyarak söylüyorum. Çünkü işte 86 yılında iki kişiyle başladığımız operasyon bugün 300 kişiye geldi. Türkiye bir bölge merkezi haline geldi. Türkiye'ye bağlı şu an 8 tane ülke var Türkiye'den yönetilen. Ve yakın zamanda bu ülkelerin sayısı daha da artacağı söylendi bana.
ve Türkiye'nin kendi araştırma geliştirme laboratuvarı olma yolunda. Ayrıca Türkiye'deki insan kalitesi ve bizim insan politikamız Yotun'un dünyadaki uluslararası organizasyonuna da yönetici ihraç eder duruma geldi. Bizim Türkiye'de bizim kadromuzdan yetişmiş 9 tane arkadaşımız bugün dünyanın değişik yerlerinde uluslararası görevliler ve devamında Türkiye'den insan talebi var. Beyin ihraç ettiniz yani. Beyin ihraç ediyoruz, yönetici ihraç ediyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Siz aynı zamanda Türk-Norveç Ticaret Odası kurucu başkanlığı görevini yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Türkiye'de kurulu tek gemi boya fabrikası olma özelliğini de taşıyorsunuz. Doğru, ilk ve tek. İlk ve tek, evet. Uh-huh. Gerçekten. Çerkezköy'deki fabrikanızda yılda ne kadar üretim yapıyorsunuz? Yılda ne kadar ihraç ediyorsunuz? Bir kapasitemiz 35 milyon litre. Yıllık. Yıllık 35 milyon litre. Yaş boyalardan bahsediyorum. Hı-hı. O bir tevzi projesi sonucunda 2009'da tam kriz senesinde bir yatırıma girdik. Kapasitemizi 35 milyon litreye çıkarttık. Tam krizde mi yaptınız? Tam 2009'da. Krize. 2008'de planladık. Piyasanın iyi zamanında yatırıma başladık. Kriz patladı ama biz devam ettik. Vazgeçmediniz. Hayır. Evet. Yani uzun vadeli baktığımız için nasıl olsa buradayız. Burada da olmaya devam edeceğiz. Krizler olur, geçer. Ona bakmadık. Şu an işte 16 milyon litre üretiyoruz. Bunun aşağı yukarı 3 milyon litresini kadar da ihraç ediyoruz. Hmm. Çevre ülkelere, yani bize bağlı olan ülkelere ihraç ediyoruz. Diğeri iç piyasada. Dünya markası olmak için hangi sınavlardan geçmek lazım? Bu çok sorulan bir soru, çok merak edilen bir soru. Türkiye'deki firmaların buna çok büyük ihtiyacı var, görüyorsunuz hep birlikte. Doğru. Yani marka olmak, bilinirlik olmak çok büyük önem taşıyor. Bunu herkese sağlayalım. Doğru, yani ben kendi sektörümden örnek verebilirim. Tabii. Boya sektöründen örnek verebilirim. Marka olmak dünyanın her tarafında bulunabilirliği gerektiriyor. Eğer dünyanın her yerinde özellikle deniz sektöründe mesela bulunabiliyorsanız, aynı kaliteyi her limanda sunabiliyorsanız dünya lideri oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bazı firmalar deniz boyası yapmayı denediler geçtiğimiz yıllarda. Ama bu bir uluslararası. Deniz boyasının diğer boyalardan farkı? Çok farkı var tabii. Yani bir kere daha mı dayanıklı oluyor? Daha denizin üzerinde bir metal yapıyı koruyorsunuz. Bir kısmı suyun altında. Suya giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Deniz canlıları var. Okside olma imkanı. Okside oluyor bir kere. Çok oksidasyon oluyor. Deniz canlıları var. Değişik sularda. Yosun var. Yosun, işte onlar yapışıyorlar geminin altına. Onlar orada büyüyorlar. Gemiyi süratten düşürüyorlar. Sürat düşünce yakıt sarfiyatı artıyor. Çevre kirliliği artıyor. Yani çok boyutlu bir iş bu. Hmm. Dediğim gibi dünyanın her yerinde aynı kaliteyi sağlamanız lazım. Bunu sağlayamazsanız uluslararası bir marka olamıyorsunuz. İsterseniz dünyanın en kaliteli ürünü üretin. Bunu Japonya'da da, efendim Panama'da da veya Singapur'da da aynı kaliteyi istendiği anda veremiyorsanız, öyle bir organizasyonunuz, ağınız ve üretim kapasiteniz yoksa uluslararası firma olamıyorsunuz. O zaman gerisin geriye dönüyor bütün yapılan işler. Tabii bu çok büyük önem taşıyor. Mesela bir de ben şunu merak ediyorum. Bütün uluslararası fuarlarda falan boy gösteriyor musunuz? Var mısınız? Yani sektörlerde, sektörlerimizle ilgili fuarlarda, değişik segmentlere yönelik fuarlar oluyor. Mesela geçtiğimiz ay, önümüzdeki günlerde Yunanistan'da bir Posidonya fuarı, denizcilik fuarı var. Orada muhakkak bulunuyoruz. Efendim, Almanya'da Yunanların en iddialı olduğu alanlardan bir tanesi. Doğru. İşte Almanya'da inşaat fuarı oluyor. Orada muhakkak bulunuyoruz. Türkiye'de şimdi Paint İstanbul, BOSAD'ın Boya Sanatçıları Derneği'nin organize ettiği uluslararası bir fuar var. Yani sektörümüzle alakalı fuarlarda bulunuyoruz. Bulmaya gayret ediyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla burada en önemli kriter, ölçü, referans. Yani siz talep teklifte bulunduğunuz zaman gösterdiğiniz referanslar gerçekten çok güçlüyse sizi hemen gözü kapalı olarak kabul edebiliyorlar. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani tabii bu referansları elde etmek de kolay değil herhalde. Değil kesinlikle mi? Yani onun arkasında çok uzun ve meşakkatli bir çalışma var. Her referansın arkasında çok ciddi bir çalışma var. Yani evet. Önce Ar-Ge çalışması var. Sonra pazarlama çalışması var. Sonra teknik uygulama ve teknik enspeksiyon, teknik gözetim çalışması var. Bütün bunlardan sonra uygulanan boyanın dönem içindeki performansının gözlenmesi var. Bu uzun bir süreç. Evet. O sürecin sonunda oluşturduğunuz referans size yeni işleri getiriyor. Doğru. Mesela bizim bir Eiffel referansımız var.
Eyfel Kulesi'nde var. Eyfel Kulesi'nde yoktum bu tabii. Mesela Dubai'deki Burj Halifa, Burj Arab gibi yeni şu bütün prestijli binaların hepsi yoktu. Türkiye'deki şeylere bakarsanız işte Zorlu Center yeni yapılıyor, Varyap, Mardan Palace, Safir Binası falan bunlar hep bizim boyalarımızda boyanan prestijli referanslarımızdan dolayı gelen ve bize yeni referans olan projeler. Peki bu yaptığınız boyalar ne kadar ömür gidiyor, ne kadar süre sonra değiştirmek lazım? Şimdi o tabii güzel bir soru. Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama sonra dönüyor dolaşıyor. Bu beren gibi bizi de vuruyor. Çünkü bize dış cephede 20 yıl garantili boyamız var. Bina boyası. Dış cepheyi 20 yıl garanti verebiliyoruz tabii. Ama insanlar tabii aynı rengi görmekten bakıp usandıkları zaman yeni bir renk. Renk solmuyor bu arada. Solmama garantisi de var. Solmama garantisi de var. Performans garantisi de var, solmama garantisi de var. Tabii ama insanlar estetik olarak bundan sıkılıp değiştirmek isterlerse o kendi bilecekler. Ama biz performans ve renk garantisini 20 yıla kadar verebiliyoruz. Bu ürettiğiniz boyaları, ürettiğiniz aletler diyeceğim, teknolojik aletler özel mi size, özel mi yapılıyor? Yurt dışından geliyor. Yani onları siz yapan... sipariş de yaptırıyorsunuz. Tabii şimdi biz yaptırmıyoruz. Norveç'in bir mühendislik departmanı var. Merkezi olarak Sandefjord'da bulunan. Onlar bir fabrika yatırımı yapıldığı zaman bütün planlamayı Norveç'te yapıyorlar. Bizim Türkiye'deki mühendis arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle teknik ekipman Norveç'ten seçiliyor ve yurt dışındaki üreticiler tarafından zaten dünyada bunu yapan 3-5 tane belli üretici var. Oradan sipariş ediliyor, oradan geliyor. Sizi farklı kılan özellikler nedir mesela, yani boyada? Biraz önce sözünü ettiniz, biraz onu açmak istiyorum ben. Parlaklık mesela en büyük özelliklerden bir tanesi. Ya parlaklık, dayanıklılık bunlar tabii teknik olarak. Dökülmeyecek mesela. Tabii ve teknik gözetim. Biz boyamızı satarken zaten piyasaya ilk şöyle girdik. Biz bir de şu sözünüzü kestim. Pardon. Bir de altyapısını oluşturması lazım değil mi mesela boyayı mesela sürmeden önce? Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Biz 1986 yılında bu piyasaya girerken arkadaşım da şunu düşündük. Dedi ki yani biz genç iki tane çocuğuz. Piyasaya gireceğiz ama ne diyeceğiz farklı insanlara, özellikle armatörlere, niye bizim boyamızı alın diyeceğiz. Sonra şunu dedik. Dedi ki bizim boyamızı alıyorsanız bizim ücretsiz olarak verdiğimiz teknik gözetim hizmetini almak zorundasınız. İlk önce reaksiyon gösterdiler. Vay sen beni nasıl zorlarsın falan diye. Dedik ki ama biz sizin iyiliğiniz için bir şey yapmak istiyoruz. Hem sizin iyiliğiniz için hem de kendi prestijimiz için. Biz sizin adınıza boyanın uygulamasını bakmak istiyoruz. Teknik olarak gözetlemek istiyoruz. Bakacağız. Ve bu şekilde girdik. Şimdi hala ona devam ediyoruz. Yani bizim boyamızı alana biz ücretsiz ve bir yerde de mecburi şey veriyoruz. Teknik gözetim hizmeti veriyoruz. Ama bu sizin bence kalitenizi belli bir seviyede tutmak için çok önemli. Kesinlikle. Demin söylediğiniz konu çok önemli. Eğer isterseniz altın kaplayın. Evet. Yüzeyi düzgün yapmazsanız yüzeyde bir bozukluk olduğu zaman ne sürerseniz sürün dökülür aşağı. Boyayı da etkiler. Tabii ki dökülür. Mesela dış cephe yapıyorsunuz, sıva var. 20 yıllık garanti veriyorsunuz boya ama sıva dökülürse boyanın hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla biz o sıvanın da doğru uygulandığının, düzgün sıva olduğunun görmemiz lazım ve onun kendi boyamızın garantisini ona bağlamamız lazım. Anladım. Dolayısıyla baştan sona gözetim hizmeti veriyoruz. Bu teknik gözetim gerçekten çok ustaca hazırlanmış bir planın parçası. Aklımıza iyi gelmişti. Gerçekten. Şunun için söylüyorum. Şimdiki uygulamada da aynı şeyi yapıyorsunuz o zaman. Siz mesela gemilerde özellikle boya sürmeden önceki bir safahatı vardır onun. Mutlaka. Tabii yüzeyin hazırlanması işte. Onu siz denetliyor musunuz? Bizim çok ciddi eğitilmiş yurt dışından hepsine, şimdi Türkiye'de de veriliyor ama bir dönem sıfır kilometre aldığımız elemanları, çünkü bunlar yetişmiyor. Yok öyle bir branş. Kendim sıfır kilometre aldığımız elemanları burada teknik olarak yetiştiriyoruz. İngilizce öğretiyoruz. Ondan sonra Çin'e, uzak doğuya kurslara gönderiyoruz. Sonra orada bir imtihana giriyorlar ve uluslararası bir sertifika alıyorlar. O sertifikalarla dünyanın her tarafında bu teknik gözetim görevini yapacak ehliyetleri var ellerinde. Ve o arkadaşlarımız bizim burada gemilerin uygulanmalarına nezaret ediyorlar. Yani çok, aslında çok teknik bir konu. Çünkü hava sıcaklığı, yüzeyin ısısı, havadaki nem oranı, bağıl nem dediğimiz bir olgu. Bunlar hepsi, değişiyor mesela zaman. Işte onların mevsim değişiyor. Tabii onların hepsinin gözetilmesi ölçüleri lazım. Tabii işte boyanın saat kaçla kaç arasında atılması lazım. İşte
boya uygulandıktan sonra ikinci katın hava durumuna göre ne kadar sonra atılması lazım? Hepsi bizim gözetimimiz altında yapılması lazım. Yoksa performans göstermez. Siz alacağınız elemanlarda hangi özellikleri arıyorsunuz? Bir kere çok tecrübeli eleman almıyoruz. Organik, ham olsun. Ham, organik büyüme. Benim merakım o. Organik büyüme. Yani tohumdan yetiştirme diyorum ben ona. Piyasada pazardan olmuş alacağım ama tohumdan yetiştirelim. Alacağımız arkadaşlar da önce iyi ahlak arıyoruz ve bizim Yotun ailemize, şirket ailemize uyumlu kumaşları olmasına bakıyoruz. Aynı dili konuşmamız lazım. Dik kafalı olmayacak. Olabilir, dik kafalı olabilir. Yani şöyle bildiğini savunsun, etki altında kalmasın ama boş konuşmasın mesela. Yani bu gibi şeyler. O arkadaşları yani kendimize benzeyen arkadaşları alıyoruz. Anladım. Onları yetiştiriyoruz ve kariyerlerini planlıyoruz. Yani bizim şirketimize bakın depoda yük taşıyıcısı olarak girip İngilizce öğrenip uluslararası teknik eleman sertifikasına sahip olup şu an yurt dışında çalışan arkadaşlarımız var. Biz boya yapar gibi eleman da yetiştiriyoruz. Gerçekten. Yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bir yerde de ülkeye bir yardım diye bakıyoruz. Bir okul gibi çalışıyorsun. Aynen öyle yapıyoruz. Evet. Çok enteresan. Altın bilezik hediye ediyorsunuz yani. Kesinlikle. Çok büyük, önemli bir görev ifade ediyorsunuz gerçekten. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ülkedeki boya tüketicilerin profili nasıl? Yani tüketicilerin boya hakkında bilgilerini yeterli mi? Hayır. Türkiye'de şimdi... Bunları bilinçlendirmek için ne yapmak lazım? Yurt dışında do it yourself diye bir pazar var. Yani insanlar alıyorlar, kendi boyalarını kendileri uyguluyorlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de ustalar boya yapar. Gider nal buradan siz boyayı alırsınız veya ustaya bulursunuz bir tane boyacı. Ben evimi boyatacağım. Gel kaça yaparsın, şu renk olsun dersiniz. Boya gider, usta gider. İstediği marka neyse, hangi marka işte daha güzel eşantiyon falan veriyorsa onu alır, gelir boyar. Şimdi biz orada da bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Bizim boyalarımız Nalbur'da bulunmuyor. Biz Türkiye'de gene başka bir şey yapıyoruz. Hiç boyaya çok alakası olmayan ama yapı markette falan çalışan firmalardan kendi bayilerimizi yaratıyoruz. Her biri bir küçük Yotun ünitesi oluyor onların Türkiye çapında. Şu an Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Haftada bir bayi açıyoruz şu anda. En son bayimiz de dün Hakkari'de açıldı. Kaç tane bayiniz var? Şu an 200. 200 bayi. 200 bayi. 300'e çıkmayı planlıyoruz. Her hafta bir tane açıyoruz. Dediğim gibi orada biz boya okulu organize ediyoruz. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı'yla onaylı sertifika veren. Orada boya ustalarını yetiştiriyoruz. Ve onlara sertifika veriyoruz. Yotun Türkiye'deki mevcut boyacılar size yeterli mi? Yani böyle babadan, anadan, dededen kalma usuller. Valla işte o yeterli olmadığı için eğitmeye çalışıyoruz. Biz yani Yotun Boya Okulu'na gelen boyacı arkadaşlara her sene bunlar açılıyor değişik illerde. Eğitiyoruz, sertifikalarını veriyoruz. Sonra onların bir portalı var. Orada kendilerini pazarlıyorlar. Yani referanslarını yazıyorlar. Yıldız tüketiciler onlara yıldız veriyor. O şey veriyorlar. Oradan kendilerine müşteri buluyorlar. Müşteri buluyor. Tabii ki. Çok güzel gerçekten. Programımızın adı Usta Fırçalar. Öyle mi? Çok güzel. Çevre bilincinin yerleşmesi için bilgilendirme çalışmaları yapıyor musunuz? Sizin ürettiğiniz boyalar çevreye duyarlı anladığım şimdi, kadar. Çevreye de büyük bir hassasiyet. Mecburen biz bir Norveç şirketi olduğumuz için Norveç kültür olarak çok çevreci bir ülke. Norveç'in çevre yasaları hem Avrupa Birliği'nin ötesinde hem Türkiye'nin ötesinde ve Norveç prensip olarak yatırım yaptığı ülkelerdeki tesislerinde kendi Norveç kurallarının, çevre kurallarının geçerli olmasını istiyor. Yani Türkiye'de belli bir seviyeye onay veriyorsa Yotun diyor ki ben o benim için yeterli değil, bu olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Biz Çerkezköy'de 1993 yılında ilk fabrikamızı yaparken yangın söndürme için harcadığımız meblağ bir fabrika daha kurulurdu. Ve onun için çevreye çok duyarlıyız. Ürettiğimiz boyalar tamamen çevre dostu. Özellikle inşaat çünkü alanında. Çünkü anladığım kadarıyla boyanın içerisinde bir sürü kimyasal madde var. Mecburen. Yani o kimyasal maddeler tabii otomatik olarak insan sağlığını etkileyebiliyor. Tabii ama şimdi o konuda çok ciddi kısıtlamalar geliyor dünyada. Organik uçucu komponentlerin belli bir oranda sınırlanması falan konusunda. Biz orada en önce
harekete geçen firmalardan biriyiz. Mesela Öğütüm bir kömür katranlı epoksi boyalarını bundan 5 sene önce üretimden kaldırdı. Hala Türkiye'de Devlet Su İşleri'nin bazı boruların içinde spesifikasyonda kömür katranlı epoksi yazar ve rakiplerimiz üretip şakır şakır satıyorlar. Biz satamıyoruz. Üretimimiz yok bizim. Bu sağlığa zararlı mı? Zararlı olduğu için dünyada kaldırıldı. Biz devam ettiriyoruz. Biz de hala devam ediyor. Üretimi de devam ediyor maalesef. Evet. Bu boya üretiminde kullandığınız ham madde arasındaki ithal payı ne kadar? Çok yüksek. Çok. Çünkü bizim işte uluslararası firma olmanın, bir marka olmanın bir gereği olarak Türkiye'de üretilen boyayla Çin'de üretilen boya ve Amerika'daki üretilen boya aynı kalitede olmak zorunda. Dolayısıyla dünyanın her yerinde aynı ham madde kullanılmak zorunda. Bu ham maddeler uluslararası tedarikçilerden merkezi anlaşmalarla alınıyor. Öğütüm dünyada bütün üretim birimleri için bir anlaşma yapıyor. Diyor ki ben şu kadar alacağım. İşte bunun şu kadar kısmı Türkiye'de, bu kadar kısmı Çin'de, bu kadar kısmı İtalya'da falan dağıtıyor ve biz onları kullanmak zorundayız. Anladım. Yani kafamıza göre üretim yapamıyoruz. Belli bir kalite standartını tutturmak için kesinlikle. Mutlaka ithal mal kullanmak zorundasınız. Ben şunu sormak istiyorum. 2012'deki büyüme hedefleriniz nedir? 2012 için bir de hangi yatırımları gerçekleştireceksiniz bu sene sonuna kadar? Şimdi bu sene sonuna kadar yatırım gerçekleştiriyoruz ama bu sene sonuna kadar yatırım başlayacak. Toz boyada fabrikamızda ciddi bir yatırım söz konusu. Çünkü dediğim gibi Türkiye bir pazar merkezi, bölge merkezi oldu. Ve daha başka ülkeler de bağlanıyor şimdi Türkiye'ye. Özellikle toz boyada ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Orada bir kapasitenin iki misline çıkartılması projesi var. Yönetim kurulundan onayı alındı yurt dışında. Bu toz boya nerede kullanılıyor? Elektrostatik, mesela buzdolapları, çamaşır makineleri, alüminyum dış cephe giydirmeler, panel radyatörler. Efendim? Püskürtme şeklinde kullanılan toz boya mı? Evet, püskürtülüyor ama şöyle toz halinde bu. Sıvı değil. Sıvı değil, toz. İşte elektrostatik artı eksi kutuplarla yapışıyor, boya yüzeye yapışıyor. Çok ince ve düzgün bir satıh elde ediyorsunuz. Sonra fırında onu ısıtarak yapışmasını sağlıyorsunuz. Mesela şu arkanızdaki dolap toz boyadır. Gördüğünüz. Anladım. Evet, çok enteresan. Türk boya sektörünün sıkıntıları yok mu yani şu anda? Vardır mutlaka. Türk boya sektörünün çok ciddi sıkıntıları var. Beklediğiniz yeni teşvikler var mı? Ya teşvik, ben öyle... Ya destek değil. Destek, şöyle, Türkiye bir kere sektörün başında iki tane büyük sıkıntı var. Bir tanesi kayıt dışı, merdiven altı üretim ve kayıt dışı ticaret. Bu çok haksız rekabete yol açıyor. Bunun bir şekilde önlenmesi lazım ama bu boya üreticilerinin kendi yapabilecekleri bir şey değil. Burada ciddi seçici tedbirler gerekiyor. İkincisi dediğim gibi kişi başına düşen boya tüketiminin hala dünya standartlarının ve yani gelişmiş ülke standartlarının çok oldukça altında olması. Bunun artırılması lazım. Mesela bizim deniz sektörü, deniz boyaları sektöründe ciddi bir sıkıntımız var. Yurt dışından yabancı bayraklı gemi geliyor, Türkiye'de havuza giriyor. Yabancı bayraklı gemiye verdiğimiz boyalar eskiden KDV'den muaf ihracat sayılıyordu. Çünkü boya uygulanıyor ve gemi gidiyor. Şu anda KDV mi var? Şu anda KDV uyguluyorlar. Daha komiğini söyleyeyim. Ben Yunanistan'a boya satıyorum. Yunanistan stoğuna gidiyor. Benim sattığım boyayı oradan yüklüyor, alıyor, getiriyor. Kendi üstünde. Yakalanırsa, beyan etmezse, beyan ederse ona da KDV alıyorlar. Çok enteresan. Yani bunu çok uğraştık, şey yapamadık, kaldırtamadık. Bu, sizin boya fiyatlarını nasıl tespit ediyorsunuz? Siz o zaman döviz kurları sizi etkiliyor mu? Etkiliyor tabii. Bütün ham maddelerimizin %90'a yakını. Dolarla mı ihraç ediyorsunuz, euro ile mi genelde? Toz boyada euro, diğer boyalarda dolar. Dolar. Çünkü armatörlerimiz dolar navlun kazandıkları için onlar doları tercih ediyorlar deniz sektöründe. Sanayi de aynı şekilde ama toz boyada euro sistemi oturmuş durumda. Hangi ülke şu anda en fazla ihracat yaptığınız ülkeler arasında yer alıyor? Vallahi o dönem dönem değişiyor. Mesela Yunanistan'a oldukça fazla ihracat yapıyoruz. Romanya, mesela geçen sene Romanya'da özel projeler vardı. Romanya'ya ciddi ihracat yapmıştık. Bu sene mesela bir evvelki sene Kazakistan'da. Değişebiliyor. Değişiyor. Yani proje durumuna göre. Çünkü bunlar harcı alem boyalar olmadığı için proje
bazı satışlar oluyor. Proje durumuna göre bir proje varsa ister yapılır. Tabii. Ben şunu aramak istiyorum. Mesela Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Evet. Herkes biliyor. Son derece sıkıntılı bir dönem. Bu dönem içerisinde de hala sizden talepte bulunabiliyor mu yani boya talebi olabilir? Vallahi iş yürüyor bir şekilde. Problem yok. Problem var. Avrupa'da çok ciddi problem var. Ödemede problemler var mı? Ödemede problem yurt içinde var. Öyle mi? Tabii. Yani ihracatta ciddi bir problemle karşılaşmıyoruz. Dışarıdan. Dışarıda bir problemle karşılaşmıyoruz ama yurt içinde tahsilatlarımız şu dönemde özellikle oldukça problem. Merkez Bankası'nın uyguladığı bir son bir politika vardı biliyorsunuz. Faiz koridorunu belli bir seviyede tutma girişimi vardı. 5.75'ten faizleri uyguluyor. Ama fonlama faizleri %9,5, %10 oldukça yüksek. Yani evet. İki misline yakın. Bu sizi sıkıntıya sokuyor mu? Vallahi bir anlamda düşünürseniz eğer biz tahsilat yapamıyorsak belki de bize gelmesi gereken paralar o aradaki makası değerlendirmek için faizde de yatıyor olabilir. Evet. O açıdan belki bizi etkiliyor ama olabilir. Ama yani bir sıkıntı var. Nakit dolaşımında bir sıkıntı var. Bunun mutlaka aşılması lazım. İnşallah. Yani enflasyon rakamları da sizi etkiliyor mu peki? Hayır, enflasyon bizi etkilemiyor. Yani şöyle etkilemiyor. Biliyorsunuz biz Türk iş adamları ciddi enflasyonist ortamlardan geldik. 1980'leri yaşadık, 1990'ları yaşadık, 2000'lerin başını yaşadık. Doğru. Onun için çok antrenmanlıyız. Yani onu yabancılar hiçbir zaman anlayamadılar. O hiper enflasyon dönemlerini falan Türkiye'de. Yani bizim verdiğimiz raporlara anlam veremediler. Nasıl oluyor bu diyorsa. Geldiler gittiler anlamaya çalıştılar. Sonra dediler ki biz bunu anlamaya çalışmayalım. Anlayamayız. Siz bunu artık derinizin altında hissediyorsunuz. Hakikaten o şekilde bir gelişim gösterdik. Dolayısıyla bu seviyedeki enflasyonlarda pek bir şey hissetmiyoruz bile. Evet. Şükrü Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugünkü Sektör Analiz Köşemiz burada sona eriyor. Yarın bir başka konu ve konukla bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.